KÜMAD, Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği. Herkese merhaba. Bugünkü canlı yayın konuğumuz, TİA'nın kurucusu, Emek ve Kültür Dergisi yayın kurucu üyesi Sayın Musa Dağdevren. Tekrar hoş geldiniz diliyorum. Hoş bulduk. Ben de herkese merhaba diyorum. Evet. Şimdi isterseniz kısaca Musa Bey'i tanıyalım. Musa Dağdevren, Kadıköy çarşısında Çiğa evet. Lokantası'nın ustası, aynı zamanda yemek kültürüne merakı olan bizzat, hani Yemek ve Kültür Dergisi çıkartıyoruz. İşte Çiğa yayınlarından belge niteliği taşıyan kitaplar yayınlıyoruz. Evet, çok kıymetli. İşte çeşitli sempozyumlara, söyleşilere katılıyorum. Yine mutfağımızın mutfağımızda sorunu olan bir kişiyim, öyle diyeyim. Hani. Şimdi Musa Bey, tabii ki siz biraz kendinizi tanıtırken eksik tanıttınız. Aslında görünmeyen ötesinde çok ciddi bir birikim var. Tabii konuşmalarımız sırasında da yavaş yavaş dinleyicilerimiz anlayacaktır zaten. O özellikle Türk mutfak kültürü anlamında siz gerek sahada gerekse uygulama yaparak çok ciddi bir yol kat ettiniz. Hatta bununla ilgili kitaplar da çıkardınız. Hatta kitabınız da var ve makaleleriniz de var. Bunu tabii yayın içinde kısaca anlatacağız. Şimdi isterseniz kısaca konumuza girelim. Türk mutfak kültürü denince nereden başlanmalı? Sizce nereden başlamalıyız Türk mutfak kültürüne? Türklerin şimdi, mutfak adabı, yemesi, içmesi. Ya şimdi genel olarak hani yemek tanımını yaparken yani evet. Bir coğrafyayı algılıyorum ben. Yani nedir coğrafya? Bu coğrafyamızın adı Türkiye Cumhuriyeti. Evet. Ve buradaki geçmişten bugüne bütün uygarlıkların kültürünü temsil eden bir mutfak algısı. Uluslararası alanda kendini Türk mutfağı diye tanımlayan ama kendi içinde ise yerel ve geleneksel mutfağı olan bir coğrafya. Bu coğrafyada gerek Mezopotamya'dan, gerek Hitit'ten, hani gerek Babil'den, Asur'dan, Sümer'den bütün uygarlıkların bize bırakmış olduğu şu anda son temsilcileriyiz, öyle diyeyim yani. Evet. Bunların tabii uygulamasını yapıyorsunuz siz. Tabii evet. Algısı var. Bunu evet. Biraz açmak gerekirse, tabii ki Anadolu bizim bir parçamız ama bir var olan yazılı kaynaklarımızda olan klasik yemeklerimiz var. Bu klasik yemeklerimizi uluslararası alanda Türk mutfağı olarak tanımlarız. Ama evet. Türkiye içerisinde hiç kimse kimseye hadi anne bana bir Türk yemeği yap da yiyelim ya da hadi bir Türk lokantasına gidelim demez. Hani mesela yemek yiyelim denilir ya da eğer kendi coğrafyamızdan uzaksak bizim oranın yemeklerini yapalım bugün gibi evet. ifade edilir. Buradaki temel nokta şu, bizim gerçekten gerek Osmanlı döneminde yazılı çok değerli kaynaklar var. Bunu konunun uzmanlarınca çevriliyor, irdeleniyor. Yani böyle pirinçten taş ayıtlarcasına bunların hani literatürünü oluşturmaya, yani nedir eski dilde yazılmış olanları bugünkü Latin Türkçesine çevirerekten neyimiz var neyimiz yok bunu şey yapıyoruz. Bir taraftan da yazılı kaynaklarla coğrafyamızda ne var ne yok onun karşılaştırmasını yapıyoruz. Hani neler gelmiş neler gitmiş neleri kaybetmişiz. Yani evet. gerçekten hafızamız yerinde mi değil mi bunun şeyini görüyoruz. Burada benim yaptığım esas nokta yani merkezi yerlerdeki gerek defterler olsun, gerek çeşitli insanlarla söyleşiler olsun, evet. Onlara çıraklık yaparaktan hani böyle bir şey değil de hani soru cevap
bunun ötesinde bunu kendime bir borç şey diyorum. Yani bu Türkiye'nin her tarafında, sadece hani Anadolu derken onu şey yapmak istedim. Yani coğrafyamızın her tarafında ister İstanbul çevresi olsun, ister Edirne olsun, ister Kars olsun, pek çok bölgede çalışmalarım var. Bunu yapmamdaki esas gaye şu: gerçekten çok muhteşem bir coğrafyaya sahibiz. Müthiş uygarlıklarımız bırakmış olduğu, yani gerek işte Bizans'ın, gerek Osmanlı'nın ve ondan önceki uygarlıkların bize bıraktığı inanılmaz değerler var. Yani fakat bu değerleri ne kadar koruyabilmişiz, ne yapıp ne yapmadığımızı karşılaştırmak için bazı zaman kitaplarda bakıyorum. Olan var, olmayan var. Unutulmuş olan var, unutulmamış olan var. Bu anlamda çalışmalar yapıyorum. Peki, unutulmuş dediniz de şu anda yaptığınız çalışmalar sırasında, tespitleriniz sırasında böyle bir sayı vermek gerekirse, sayı, yani aşağı yukarı bir sayı vermek gerekirse, gerçekten unutulmuş yemek dediğimizde kaç çeşit yemek türü vardır? Böyle bir sayı vermek mümkün mü acaba? Yani tespitiniz. Ya şimdi en basitinden çok bilinen bir yemek var, tas kebabı. Evet. Şimdi bir inceleme yapın, tas kebabının lokantalarımızda yapım tekniği yakından uzaktan hiç ilgisi yok mesela. Yani bir tek şanslı olduğumuz, bizim hafızamızı geleneksel aileler evlerde yaşatıyor. Bu da müthiş bir şey. Yani en şey olan bu. Ama lokantalardaki tas kebabı ile evde yapılan arasında çok ciddi uçurum var. Bunun haricinde bir örnek vermek gerekirse, yani 120'nin üzerinde, bakın 120'nin üzerinde sadece tarhana çorbasından. Evet, her bölgende farklı özellikle. Evet, sadece tarhananın çorbası da değil. Evet. Böreğinden, tridinden, efendime salatasından, yani o kadar fazla bir çeşitlilik ki, mesela bunlar tamamen unutulmuş. Biz tarhana deyince ilk aklımıza gelen çorba tabii ki. Evet, yani sadece bir de şey de var. Yani burada mesela arpadan yapılan, mısırdan yapılan, bilmiyorum mesela işte Ordu'da, Ünye'de evet, mısırdan yapılır, arpadan yapılır. Hatta Karadeniz'de, hani senin memleketin Karadeniz olduğu için söylüyorum. Orada da tarhana kültürü küçümsenmeyecek kadar halen yaşıyor. Evet. Ya bayağı çeşitleri var tabii tarhana. Meyveli tarhanalarımız var. Erikten yapılan, kızılcıktan yapılan, kuşkonmazdan yapılan. Yani çok çok fazlasıyla tabii domates var. Domates olmadığı için yani domatesin bizim mutfak kültürüne girişi 18. yüzyılın sonları, 19. gibi düşündüğümüzde hani domatessiz bir tarhana düşünülemiyor gibi şey yapıyoruz, kurguluyoruz ama da eskiden domates yok. Yani salça da yoktu. Yani yok. Değişik salça türleri. Değil mi? Şöyle, yani bizde aslında genellikle nedense tarhana denildiği zaman hemen domates akla geliyor. Evet. Birileri bunu böyle oturtmuş ve böyle bir şey olmuş. Halbuki bizim tarhanalarımızın halen çoğu çeşidinde domates yok. Evet. Hani bazı bölgeler koymuş ama bazı bölgeler reddetmiş. Evet, evet. Özellikle. Mesela Trakya'da tarhana var. Kıymayla, yoğurtla, yani o şekilde yapılıyor. Mesela domatesi. Tabii çoğun. Mesela sütten yapılan var ayrıca. Evet. Süt, irmikten yapılan var. Ekmekten yapılan var keza yine. Bayat ekmekten yapılan tarhana var. Mesela bayat ekmekten yapılan tarhanayı bizim en eski Osmanlı dönemindeki yemek kitaplarında da görüyorsun.
Evet. Has ekmek tarhanası diye. Orada has ekmek değil, bayat ekmek tarhanası dökmüş. Tabii saray mutfağı çok çok araştırılması gereken bir mutfak. Çok fazla araştırılmış. Evet, yani şimdi bununla ilgili aslında değerli akademisyenlerimiz var. Yani onların hakkını şey etmeyelim. Evet. Kendilerince ciddi çalışmalar yapan hocalarımız var. Evet. Bunlar Arif. ismiyle Arif Bilgin olsun, Özge Samancı olsun. Bu Evet. konuda işte Günay Kut olsun, Turul Kut olsun, Çok Tulay Ertan olsun. Çok değerli yani değerlerimiz var, öyle diyeyim. ben de uzun yıllar hani Topkapı Sarayı'nda çalışmış olmamın vesilesiyle saray mutfağı ile ilgili biraz araştırmalar yaptık. Ama şöyle de bir şey var hocam. Gerçekten hani saray mutfağında arşivde araştırma yapılmış. Ama saraydaki kullanılan malzemeler işte kap kacak, onun dışında kap kacak üzerindeki gerekli işte yazılar, Osmanlıca yazılar, bunların çevrilmesi, bunların yorumlanması arşivlere gelir. Bunlar biraz eksik kalmış. Evet. Değil mi? Şimdi aslında buradaki temel eksiklik şeyle ilgili. Yani biz hani derler ya yazılı kayıtlar söz konusu değil vesaire. İşte biz kayıt tutma geleneğimiz yok. Aslında bize kayıt var. Ama tabii ki bir batıyla kıyasladığımız zaman yani bunun en somut örneğini şöyle diyebilirim. 19. yüzyılın ortalarında biz ilk matbu yemek kitabımızı çıkartırken, mesela Fransa üzerinden vermek gerekirse, Fransa 19. yüzyılın başlarında burjuva yemek kitabı çıkartıyor. Evet. Yani yeme içme teknikleriyle ilgili çalışmalar yapıyor. Ama burada yani bizim de bunu çözmemiz gerekiyor. İnanın Osmanlı döneminde de pek çok yeme içme konusunda araştırma yapan, yazı yazan insanlar da isyanı bir türlü değerlerinin anlaşılmamış olmasıyla ilgili feryatları var. Bugün de benzeri şey var ama bunu artık bir yere oturtmak gerektiğini düşünüyorum. Bu da tabii ki sizin gibi kıymetli yayın evi sahiplerinin vesaire Yemek ve Kültür Dergisi gibi bunların da sayısının artarak da gerekiyor ki insanlar araştırmalar yani herkesin anlayabileceği dilde yayınlasın ve bilmeyen insanlar da bu konularda bilgi sağlasın. Sizin yaptığınız mesela Yemek ve Kültür Dergisi yayın çok kıymetli. Bu eksikliği çok iyi tamamlayan bir yayın evi. Teşekkür ederiz. Teşekkür. Evet, dergi açısından. Yani Hatta bunun evet. bunun ötesinde hani biz yapabildiğimiz ölçüde gerek dergimize katkıda bulunan akademisyenler, edebiyatçılar, araştırmacılar, karikatüristler hani Evet. bunun ötesinde bir şey olması gerekiyor. Bizim mutlak ve mutlak bir kültür politikamızın olması gerekiyor bu alanda. Aslında sadece yemek alanda değil, çok dallar geçer. Evet. Evet. Şimdi yemek biraz bahsedecek olursak yemek kültürüyle ilgili. Mesela dinleyicilerimize Musa Bey önerebileceğiniz bir tarif var mı? Mesela tarhana dediniz. Mesela yapılabilecek şu andaki eski unutulmuş bir tat olarak önerebileceğimiz yeni bir tarhana şeyi var mıdır? Tarifi var mıdır? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela tarhana böreği dedim. Evet. Hani bu çiğ börek gibi yapılıyor. Bilmiyorum çiğ böreğin hamurunu olmazsa mayalı hamur diyelim. Çok az mayalı bir hamur yapsınlar. Ekmek hamuru da olur. Evet. Şöyle bir ceviz büyüklüğü kadar hani böyle bir 50 gram ebatında hamurları dinlendirsinler. Bir taraftan da bol soğanı, zeytinyağı ve tereyağı birlikte kavurduktan sonra mesela diyelim buna bir miktar verelim. Yarım kilo soğana 200 gram tarhana ama iki tür tarhanamız var genel anlamda bu kategorik olarak. Diş Evet. tarhanası toz tarhana. Yani undan yapılan değil, yarma buğdaydan yapılan tarhanayı suya ıslasınlar 2 saat önceden. Evet. Sonra onu süzsünler.
kavurmuş oldukları şeyi, soğanı, taranayı da kavurduktan sonra içerisine kuru nane, istiyorsa var biraz pul biber ve kapattıktan sonra da biraz da maydanoz ilave etsinler. Evet. Soğuduktan sonra böyle bir silme birer kaşık o hamurları açtıktan sonra şöyle bir 15 santim çapında açtıktan sonra bu iç harcı yayıp üst hilal şekilde, yarım hilal şeklinde kapattıktan sonra derin zeytinyağı ya da arzularına göre, ekonomik durumlarına göre çilek yağında, mısır yağında kızartsınlar. Peki siz bunu chia sofranızda yapıyor musunuz? Yapıyoruz. Yapamayanlar şeyde yiyebilir chia da o zaman. Yani şey değil, yemeği merak olduktan sonra herkes yapar diye. Yapabilir diyorsunuz. Sevgi olsun yeter ki. Evet. Şimdi biraz da Türk mutfağındaki içecek ve tatlı kültüründen bahseder misin? Özellikle içecek kültürü. Örneğin şerbet, poşap, arasındaki ayrım nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Şerbetle hoşaf arasındaki en önemli tanımlama, bir tanesi kaynatılıyor meyvesiyle birlikte. İster tazeden olsun, evet, ister kurudan, yani diyelim ki kuru üzüm ya da kuru kayısı, hani bundan kaynatılarak yapılan ve şeker ilavesiyle kaynatılarak yapılan sulu ve taneli olan şeyin adı hoşaf diyor. Şerbet ise kaynatılmadan yapılan, yani şeker, su ve meyve karışımından. Mesela limonata bir şerbet alınması yani. Evet. Ya mesela limonata, hani bunu kaynatmıyoruz. Evet. Ya da meyan şerbeti, bunu kaynatmıyoruz. Bunun gibi. Evet. Ya da hani pekmezle, mesela pekmezle su karışımı. Bunda, bu da yani sulandırılaraktan, kaynatılmadan yapılan şeyin adı şerbet. Şerbet. Hoşaf da taneli kaynatılarak yapılan şeyin adı. Anladım. Şimdi çok ilginç şerbet tarifleri var. Örneğin ben sizin şeyinizde, çiğ sofrasında görmüştüm. Lale soğanından şerbet yapıyorsunuz. Evet. Bu nasıl oluyor, lale soğanından? Şerbet yapıyorsunuz, kebap yapıyorsunuz değil mi? Evet, bununla... evet. Çok çeşit aslında, lale soğanı deyip geçmemek lazım. Lale sadece süs bitkisi değil, aynı zamanda yenilebilir. Ama bunun tabii ki kökü farklı olması gerekiyor değil mi? Evet. Evet. Ya yani şimdi şöyle söyleyeyim. Bir lale soğanının yani 4 derecelik ortamda, 4 ile eksi 5 derecelik ortamdan toplanması gerekiyor. Evet. Bunların böyle hani hazır lalelerden sakın kimse bunu yapmaya kalkmasın. Çünkü o yüzden zehirli hani o, onu mutlak söylemekte yarar var. Şimdi bu soğanları zaten 4 derecede şey, yeşillik vermiyor. Yani uyumada. Onu aldıktan sonra içindeki orta kısmındaki yeşili çıkartıp böyle bir 100 gram arpa koyuyorsunuz bir kesenin içerisine. Hani evet. Tülbent içerisine diyelim. Su da, lale soğanları da soyulmuş ve ortası ayrılmış vaziyette. Ağzı kapalı olarak bir gün kalıyor. Bir gün kaldıktan sonra onu süzüyoruz. Süzdükten sonra bunu hani havan ya da tahta tokmaklarla şeker, bal, özellikle nöbet şekeriyle birlikte döverekten bir şekerle soğanı özleştiriyoruz. Sonra da bunu iki türlü hem soğuğu tüketildiği gibi, yani kaynatmadan yapıldığı gibi, sıcağı ise bir şekilde aynı salep şeyinde ve çok çok da lezzetli oluyor.
Evet. Bunlar hepsi daha çok şifa niyetine, aynı zamanda belli kutsallıkları olan, Evet. yani bir adak sonrası istediği, yani bir Allah'tan bir dileği olmuş, o dileği gerçekleşmiş. Evet. Ve bu soğanları asla ve asla bir de çok fazla toplamamaları gerekiyor. Zaten Net. bölge insanı, özellikle Muş'tu, Bitlis'ti, Hakkari, Van, Erzurum, bu bölgelerde yani bu kültürü yaşatan böyle bir çok az bilen yaşlı insanlarımız var. Öyle diyeyim. Lale soğanından şerbet yapar mı bu Tabii soğanlar? tabii tabii. Közlemesini de yaparlar. Evet. Evet. Yetişiyor değil mi burada? Çok çok. Onlar hep, çoğu da yabani. Öyle diyelim. Bizim özellikle memleket sakarca denilen bir yemek türü var biliyorsunuz değil mi? Evet. Sakarca. Evet. Evet. O da mesela lale soğanından farkı ne mesela? Ya aslında sakarca bir tür çiğdem türü. Hani sizin özellikle Karadeniz daha hani sulak bir yer olduğu için Evet. orada çiğdemin yeşillikleri kurumuyor. Yani daha yeşil kalıyor. Saçaklı şekilde yapıyorlar. Evet. Özellikle Çok önemli. yumurtalı çok güzel olur. Lezzetli olur. Yine onun beyazından da muhallebi yaparlar. Evet. Sakarca muhallebisi yaparlar sizin bölgede. Ben hiç yapmadım açıkçası. Şey gibi, bu sütlü tabak düşünün. Evet, o tarzda mı? Aynı teknikle yaparlar. Şimdi şerbet diyoruz da şerbetin içine eskiden mesela Osmanlı döneminde belki de hala da yapılıyor. Misk veya amber dediğimiz tatlandırıcılar katılıyor. Evet. Deniz üzere. Şu anda siz böyle bir şey yapıyor musunuz? Şerbet yapıyor musunuz? İçine misk koyabilirsiniz, amber Şimdi şöyle söyleyeyim. koyabilirsiniz. Gerek misk olsun, gerek amber olsun, bunun her Evet. ikisinde daha böyle hani ritüelleri olan, daha ne Spesifik. diyeyim? Evet, yani özel günlerde yapıyoruz. Böyle bir şeyimizin olduğunu, hatta sadece şey de değil, tatlı gibi, çörek gibi ve şerbetlerin içerisine katılıyor ve yemekleri de. Miskin nasıl bir aroma var ki yani böyle bir muazzam bir koku ve tat verebiliyor? Yani şöyle söyleyeyim, bu sadece biliyorsunuz misk olsun, amber olsun, bunun her ikisi de yani bu tür aromatik şeylerin yanında şey, afrodizyak Evet. uyarıcı özelliklerinden söz edilir. Bunun dışında sakinleştirici hani yönden söz edilir. Şöyle, ben de çok kullandım ama benim hanım, sen bunu kullanırsan seni eve almam diye, kokusu çok gerçekten şey, böyle çok hafif, böyle elinizi şey yaptığınız anda Evet. ister hafif bir bıyığınıza sürün, kulağınızın arkasına sürün, böyle baya kalıcı bir şey oluyor, öyle neredeyse bir Ağır. uyut oluyor yani. evet evet Ağır. evet Bu misk özellikle Osmanlı Sarayı'nda da çok ciddi anlamda kullanılmış bir Evet. gerek. Yani şeyde de var. Arap mutfağında da müthiş bir şekilde çok yaygın. Evet. Sevilen bir şey aynı zamanda. Hatta kahve fincanlarında amberli veya miskli kahve denilen fincanlar var. İçine amber olarak geçiyor. Hatta onun küçük bir haznesi var. Onun için küçük bir amber veya misk koyuyorsunuz. Kahveyi onun üzerine döküyorsunuz. Öyle içiyorsunuz. Öyle özel kahve Evet. fincanı yapılmış. Ya, yani çok zengin bir aroması var gerçekten. Evet. Peki tatlılarda nasıl? Aynı şekilde mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani tatlılarda özellikle yani undan yapılan tatlıların dışında meyveli tatlılarımız var. Yani Evet. meyveli tatlılarımız da küçümsenmeyecek kadar şey var. Şerbetli tatlılar var hani. Ve böyle kurabiye cinsi tatlarımız var. Yani bunların mesela olmazsa olmaz, biliyorsunuz özellikle şu anda hani
Ramazan bayramı dolayısıyla böyle Karadeniz olmazsa olmazı cevizli baklavadır. Her evde olur. Yani bu ister Kurban Bayramı'nda olsun, ister Ramazan Bayramı'nda olsun mutlak olur. Cevizli baklavanın yanında ayran da bizde ikram edilir. Mesela ayran her yerde ikram edilmez mi? Tuhaf karşı ayran. Kimileri de üstüne dökerler. Sizin orada üstüne de dökerler. Mesela benim büyüdüğüm yerde benim bizim olmazsa olmaz tatlımız ise sütlaçtır. Yani Evet. sütlaç mesela o da yani rahmetli annem ne diyeyim böyle en azından 100 tane yapardı yani. Yüz Gelen yani bir odayı doldururdu yani. Evet. Ve bizim için mesela sütlaç yani şeydir. Bayram tatlısıdır. Peki iyi bir sütlaç nasıl yapılabilir? Nasıl yaparız iyi bir sütlacı Musa Ya Hocam? iyi bir sütlaçtaki olmazsa olmaz şey yani bir sütün iyi olması, iki Evet. gerçekten illa aroma olsun diye hani gerçek vanilya çubuğundan çok fazla değil böyle nedirler hani bir tırnak ucu kadar bir litreye kullanılması bile onu çok rahatlatır yani. Pirinç ama asla ve asla pirinç unuyla koyulaştırma şeyine Değil mi? kolaylığına kaçmamaları. Hani Evet. yani pirinçten almaları o pirincin kendi nişastası yeter diye düşünüyorum. Evet. Tabii siz bunları anlatırken çok ciddi de bir kitap hazırladınız, değil mi? Evet. Bunun Türkçe yayını var mı diye soruyorlar. Şöyle yani bu Türkçe yayını yok. Bu işte Faydon yayın evinden çıktı. Bu ilk başta İngilizce hani yayınlandı. Daha sonra Fransızcası, Almancası ve İspanyolcası yayınlandı. Türkçesini ne zaman hazırlıyoruz Musa Hocam? Şimdi aslında Türkçesini inşallah şöyle bizim hani ısrarla böyle bir hafıza merkezi dediğim şeyle birlikte olacak bunlar. Evet. Çünkü bu kitabın en büyük özelliği yani bunu çıkartmaktaki en büyük özellik şuydu. Gerçekten bizim geleneksel mutfağımızda geleneksel yemeğimiz dediğimiz zaman ya da yerel yemek dediğimiz anda bu ikisinin arasındaki farkı aynı zamanda hem bizim insanımıza hani yurt dışındaki yaşayan yeme içmeye ilgili olan insanlarımıza bir ışık olsun anlamında hani bir de yabancılar için de gerçekten nedir ne değildir bunu görmeleri açısından. Mesela bu kitapta şey yok. Mezeler bölümü diye bir bölüm yok. Hani Evet. yani biz nasıl yiyorsak, ne şekilde yiyorsak da küçük küçük de hikayeleri var. Ama zaten yani bizli kitaplığı Türkçe yayınlamayı planımızda var yani. Tabii Bu Türkçe yayın çok faydalı olacağına inanıyorum. tabii, kesinlikle, kesinlikle. Hikayeler dediniz ya Musa Hocam. Kitabın içinde hikayeler var dediniz. Evet. Ben bir iki tane özet geçebilir misiniz acaba? Ya şimdi mesela tatlıdan söz ettik. Evet. İşte sütlaç hani şey oldu sütlaçla ilgili hem şöyle mesela sütlaç aynı zamanda bayramlarda yenmekle birlikte bir de çok sıkıntılı Süreçten yani. bir süreç yaşıyorsun yani ve ak günleri yaşamak için yani ve bu dilekle bu sütlacı yapıp komşulara dağıtıyorsun ve kendin de yiyorsun. Bir rahatlama Bir paylaşırız konusu. evet. Bir Evet. sıkıntı dağıtma gibi mi Evet. algılamak? Evet. Ya da mesela şöyle diyelim. Şimdi biz lokma dediğimiz anda şu anda herkes ne biliyor? Evet. Lokma işi yani lokma dediğimiz anda hani bizim lokma tatlısı biliniyor değil mi? Tabii ki, tabii ki. Çok. Oysa tam burada lokma aşı bir yemek.
olduğu ve bu, evet, bu yeme içme kültürünün de bir dağıtım amaçlı yapıldığı. Hani mesela Özbek pilavı keza yine öyle. Özbek pilavının yapılıp dağıtıldığı bir amaç için yapılan pilavlar. Evet. Yemekler, bu tür şeyler var. Mesela şey gibi düşünelim. Düğünde, doğumda ve ölümde. Bununla ilgili çocuğun dişinin çıktığı zaman diş hediyenin yapılmasından tutun da hani helva ritüellerine kadar her şey var. Evet. Türk mutfağında helvanın çok ciddi bir anlamı olduğundan bahsettik. İyi bir helva yapabilmek için, basit, iyi bir helva yapabilmek için öneriniz nedir Mustafa Hocam? Ya bir defa yağın yanmaması, hani seçtiğiniz kabın çok önemli. Yani şimdi diyelim hani bu bakır da olur, krom da olur. Ama buradaki en olması olması iki teknikten söz edeyim. Bir tanesinin yağı sonradan konulan, tamamen diyelim ki irmik yapılıyor. Önce çok kısık ateşte, bayağı kısık ateşte sabırla bunu kavuruyorsunuz ama yakmadan. Evet. Şerbetini koyduktan sonra yağını, önce pilav gibi çektirip sonra yağını verme tekniği var. Bir de önceden yağ koyup yağla birlikte kavrulma tekniği var. Yani burada her ikisinde de mutlak ve mutlak önemli olan şey şöyle, yani tatlı dengeli olmalı. Çok insanı baymamalı. Burada pekmezle de yapılabilir, balla da yapılabilir. Normal şeker şerbeti ve süt şerbetiyle de yapılabilir. Ama buradaki şey un veya irmiği yakmamak. Evet. Yani, ve sabırlı olmak. Evet. Evet. Şimdi eskiden bahsederken mesela salça kültürü çok fazla yerleşmemiş. Yani domates salçası bahsettik ya, ondan sonra domates. Şimdi bu, yani Türk mutfak kültürü dediğimizde olmazsa olmazlarından bir tanesi. Eskiden salça yerine ne kullanıyordunuz hocam? Yani hangi tür malzemelerle bu ihtiyacı gideriyorlardı? Ya şimdi şöyle bir şey var. Bu hani salça sadece bizim için değil, bütün işte hani Avrupa mutfağında da keza aynı şekilde söz konusu değildi. Orta Doğu mutfağında da yoktu. Hani ne bileyim, Asya mutfağında da yoktu, öyle diyeyim. Burada yani salçasız olan yemeklerimizde eşi diye bir şey var. Ama tabii ki ülkemiz öyle zengin bir coğrafya ki hangisinde benim anlattığımı genellemek doğru olmaz. Hani evet. Diyelim biz Çankırı'nın Orta ilçesinin kuzey köylerinden söz edelim. Orada şimdi şeyi biliyoruz. Çökelek, lor, peynir yapımı ve bunun kalan, altta kalan suyu var. Peynir altı suyu denilir. Peynir altı, çökelek altı, bütün bu sular bölgede her aile biriktirir bu suyu ve onu böyle bir mayhoş, ekşi bir duruma getirir. Getirir. Evet. Daha sonra bunu kaynataraktan, yani bu her aile belki bir ton biriktiren var. Kişinin durumuna göre. İşte yarım ton biriktiren var. Hani litre bazında da bunu düşünebiliriz. Bunu kaynatıp saatlerce büyük kazanlar odun ateşinde kaynatarak böyle bir zif katran diye düşünün. Böyle simsiyah bir hale dönüşüyor. Bundan mesela diyelim nohut yemeği yapıyor değil mi? Sulu evet. Nohut yemeği. Ya da bir erişte yapıyor. Hani ya da böyle bulgurdan bir köfte yapıyor. İşte hatta ona eşi diyorlar. Bölgenin ekşi değil de eşi diye oranın içerisinde eşili köfte yapıyorlar. Mesela bu yemekte
neredeyse 3 litrelik bir suyun olduğu, içinde soğanı var, köftesi var. Bir çay kaşığı bu ekşiden koyuyorlar, ekşiden koyuyorlar ve rengi siyah ve kahve oluyor. Sonra ayrı bir yumurta koyup, mesela bu ekşiden yapılan bölgede bunu söylüyorlar. Yaşlı insanlar diyorlar, biz salçayı bilmezdik, bunu koyduk. Ama şimdi mesela hem bunu koyuyoruz hem de salça koyuyoruz diyorlar. Hem salçasız yapan var, hem şey yapan var. Evet. Bunun dışında pekmezden yapan, mesela özellikle Doğu Anadolu bölgesinde tavuk, horoz gibi şeylerde pekmez ve baldan yapılan şeyler var. Kanatlı hayvanlar var. Kavurma var. Mesela kavurma. Yani şöyle düşünün. Kavurmayı pekmezle birlikte yeniliyor. Ya da helvayı turşuyla birlikte tüketmek gibi. Yani aslında bölgelerimizin hangisini anlatırsak biri bize küser. Çünkü onu genelleyemeyiz. Ne eşiliği genelleyebiliriz, ne evet. balı ne pekmezi. Çünkü gerçekten mesela bir bölge örnek olarak hep şey denilir. Genellikle Ege için pek çok böyle medyada işte Egeliler salça kullanmaz, domates kullanmaz. Hani burada bunun evet. tam tersi, esas salçanın en az kullanıldığı bölge Doğu Anadolu ve Karadeniz. Doğu Anadolu ve Karadeniz. Yani Doğu Karadeniz, özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da salça tüketimi var yok gibi yani. Evet. Meyvelerden de yapıldığı biliniyor. Kayısı özellikle. Tabii ki. Yani mesela kuru meyveden yapılan yemekler çok fazla. Köklerden yapılan yemekler, yani yabani köklerden yapılan, mesela bir koçkoz var şey tarafında, Bayburt Gümüşhane tarafında. Mesela bunu hem çiğ olarak yedikleri gibi çorbasını ve muhallebisini yaparlar. Peki Musa Hocam, şeyi soracağım. Salçanın mantığı, yemekteki mantığı nedir? Yani salça mantığı nedir? Yani siz bir uygulamacı olarak soruyorum. Ya bence şöyle bir şey. Yani ben böyle hani vardır ya, bu salça olmamalıydı, yok işte bizim mutfağımızı bozdu. O fikre ben kesinlikle şey değilim. Çünkü gıda zaten sürekli değişim içerisinde geliyor bize. Pek çok şey geliyor. Yani o zaman bamyayı da kabul etmememiz gerekiyor. Yani bunu akademisyenler bunu çok iyi biliyor. Yani 18. yüzyılda bamyanın bize geldiği ile ilgili bilgiler var. Bu açıdan aslında gıda yeryüzünün ortak sofrası. Domatese de hani domatesi seven bence yemeli. Hani çünkü şey gibi mesela bu karşılaştırmayı şöyle yapabiliriz. Diyelim Doğu Anadolu ya da Doğu Karadeniz'de böyle daha çok hani undan yapılan, hamurdan yapılan hani bu mıhlama tarzı yemekleri çok severken, patatesi özellikle çok severken, hani patates olmasa olmazdır. Mesela Karslar için patates olması olmazdır. Yani. Şimdi ama şeye indiğiniz anda, güneye indiğiniz anda Antep'di, Urfa'ydı, efendime Antakya'ydı, Adana'ydı. Orada ise biber, patlıcan, domates olması olmaz. Şimdi sıcak bölgenin insanı aslında soğuk bir sebzeye metabolizması onu istiyor. Soğuk bölgenin insanı da sıcak bir sebzeye ihtiyacı var. Evet. Yani evet. Hepsinin değerini bilmemiz yeterli diye düşünüyorum. Bunlar bence kültürümüze zenginlik katıyor. Yani mesela bir tane meftune diye bir yemek var. Mesela bu
Evet, Neptune. Bu yine eski kitaplarda da geçer. Biraz daha benim söylediğim okunuşu böyle Metune gibi, biz Meftune deriz. Mesela bu Diyarbakır'ın olmazsa olmaz yemeklerindendir. Şimdi daha öncesine kadar, domatesden öncesine yaptıkları kengerden yapıyorlar. Yani bugün bu mesela kenger olmazsa olmaz ama Meftune dendiği zaman mutlak ve mutlak sumak konulması gerekiyor. Sumak suyu, sumak ekşisi. Evet, yani ekşi sulu bir yemek. Yani evet. Sonra fasulye gelmiş. Fasulye meftunesi yapılmış. Bamya gelmiş, bamya meftunesi. Yapılmış. İşte patlıcan meftunesi. Bu böyle aslında yeni gıdaların, yeni sebzelerin bizim yapım tekniğimizi bozmamış. Yani aslında bize daha da kültürümüzü daha da zenginleştirmiş diyelim. Çünkü biz yani meftune yapma tekniğinin olmazsa olmazı sumağı, domates salçası da konsa ama sumağı mutlak konuluyor. Bunun gibi bir şey. Bunun denizlerle çevrili olmasına rağmen bizdeki balık kültürü mesela çok yer etmemiş, çok yenilmemiş balıkla yapılan yemekler, yiyecekler. Bunun sizce nedeni nedir Musa Hocam? Yani etrafımızda göller var, denizler var. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Bence yani buradaki tanımlamayı şöyle yapmak sanki daha doğru olur. İster Fırat Havzası'nda, ister Dicle Havzası'nda, isterse deniz ya da çay hani olan yere, sulu yerlerin olduğu yerde balık kültürü söz konusu. Yani evet. Suya yakın hani insanların yaşadığı yerde hiç de balık yememezlik yapmıyorlar. Sadece mevsimini takip ediyorlar. Neyi ne zaman niçin yiyeceklerini biliyorlar. Ama sudan uzak, yani bir yaylada yaşayan bir insana sen niye balık kültürün yok demek sanki burada bir sıkıntı bizde var diye düşünüyorum. Yerinde de çok fazla balıkla ilgili yemeğe çok rastlayamıyorum. Var ama çok az. İnanın yani biz Yemek ve Kültür Dergisi'nde yani bu konuda bu çalışmayı yapan akademisyenlerin ışığında yani balık havyarıyla orijini açıyor. Balık yeniliyor yani. Gravürlerde vesaire. Ama şöyle bir şey var. Şimdi balıkta biliyorsunuz. Mesela ben Giresun'dan örnek vereceğim. Hani bölge bölge gidiyoruz. Şimdi Giresun'un yaylaları var. Şimdi yaylaların döneminde yani bir defa balık mevsimi diye bir şey söz konusu değil. Yani o bölgede sadece neredeyse Ağustos ayında iskorpitten başka bir şey çıkmaz. O da zaten çok az kişi tüketir. Ama yaylalara çıktığınız anda yaylada olmazsa olmaz yani özellikle küçükbaş hayvan etini işte Bektaş yaylası olsun, Kimbet olsun hani farklı farklı yaylalarda bu mesela et kültürü olmazsa olmazın başını çekiyor. Yani evet. Balık her zaman bence olmadığı için de ilgili bir şey. Ya aslında hani ben şöyle bakıyorum. Balık mevsiminde tutulur, tuzlanarak uzun süre tüketilebilecek kıvama da getirilebilir. Ama evet. Bizim mesela örneğin sığır eti çok fazla yenilmiyor. Daha çok kuzu eti, tavuk eti vesaire bu etler yeniyor. Sığır eti daha çok işlenerek, ne bileyim sucuk olarak, kavurma olarak tüketilen bir eski için söylüyorum. Yani Osmanlı dönemi için söylüyorum. Mesela kuzu eti daha makbul. Sığır evet. Eti az tüketiliyor. Evet. Değil mi? Yani aslında büyükbaş hayvan tüketimi yani son yıllarda çoğalmaya başladı. Yoksa halen böyle hani geleneksel aileler hani doğudan batıya fark etmez. Herkes küçükbaş hayvan olmazsa olmaz şeyidir yani. Evet. Bir de balıkla ilgili aslında Karadeniz'de halen bu tuzlama gibi, kurutma gibi, hatta İstanbul'da, Tuzla'da,
efendime söyleyeyim Sarıyer'de ticari olarak değil, bakın ondan hiç bahsetmiyorum. Yani evet. Halen göçle gelmiş, işte Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan göçle gelmiş eski Hisar'dan tutun da Sarıyer'e kadar halen bu kültürü, bu İstanbul mutfağıyla bütünleşmiş şeyler var, insanlarımız var. Evet. Halen bunu yaşatıyorlar, laker de yapıyorlar şimdi. Yani tuzlamasını yapıyorlar, havyar yapıyorlar. Evet, yani, evet. Ama hani belki bu çok görünmüyor, su kenarında olmadığımız durumdan olabilir. Evet. Şimdi yemeğimizi yedik, tatlımızı da yedik. Şerbetimizi de içtik. Son bir şey olarak, soru olarak. Şimdi çay kültürüne baktığımız zaman yani bizim Türk kültüründe çay 1950'lerden sonra hani bizim kültürümüze. Evet. Onun öncesinde 16. yüzyıldan itibaren kahve var. Evet. Çay tamamen yabancıyız. Değil mi Musa? Evet. Başta çay Bursa'ya ekiliyor. Çin'den getiriliyor. Bursa'ya ekiliyor. Tam verim alınamadığı için yetiştirilemediğine inanıyor ve sonra İklim daha uygun olduğu için Rize taraflarına şey ekiliyor ve oradan sonra çayda bir patlama oluyor. Değil mi? Aslında bizim için kahve. Şimdi benim bildiğim şey de yani Bursa dışında Adana'ya da ısrarla Adana'da olmasını hani isteniyor burada. Sanki böyle bir işte Kırım Savaşı şeyiyle Karadeniz sürekli böyle kaybedilecek bir yer algısıyla orada tutmuş olmasına rağmen ısrarla şey olmuyor. Ve daha sonra işte bir kararnameyle şeyi onaylanıyor. Hani Karadeniz'deki çay kültürü yoğunluyor. Evet. Ama Evet. esasen gittikçe çoğalıyor. Mesela kahvehanelerde bizi aslında mesela bizim yine dergide Tebrizli kahveci derin Fazla bence Tebrizli. çay kültürümüze çok büyük katkıları olduğunu düşünüyorum. Yani kahve kültürü kahvehanelerde o çay kültürü giderek çoğalmaya başlıyor, evet. İlk başlarda aktarlarda çay mide ilacı olarak satıldığı biliniyor. Evet. İlacı olarak satıldığı biliniyor. Bir de şey var, yani şunu biz hani şu anda kahvaltı diyoruz yani kahvaltının olmazsa olmazı. Şimdi aslında kahvaltı tanımı pek çok kavramlar birbirleriyle şey olmuş durumda. Yani bizim sabah yediğimiz şeyin adı sabah yemeği yani. Yani akşam vakti zaten iki öğün yemek genelde. Ha, yani şimdi çiftçi ailelerin özellikle güneşin daha ilk doğduğu anda yemeğini yiyerek gitmiyor. Atıştırıyor. Yani bir ayaküstü atıştırmak ister buna hani yani sigara içiyorsa onunla ilgili bir şey bir parça alıyor. Ta böyle işte çiftini sürüyor, çapasını yapıyor, budamasını yapıyor. Sonra yemek saati geliyor. Evet. Ama şimdi mesela şimdi biliyorsunuz böyle açık şey ne derler böyle kahvaltı salonları falan var. İşte bizim kahvaltımız böyledir falan filan. Yok öyle bir şey ama işte ticaret olunca her şey oluyor. Evet maalesef. Peki kahveyle ilgili ne söyleyebilirsiniz? Türk kahvesiyle ilgili. Türk kahvesi Türkiye'de yetişmeyen bir bitki. Ama ona rağmen Türk kahvesinden bir şey var. Ya aslında şöyle bir şey. Yani bence insanlığın keşfettiği gıdalar insanlığın ortak mülkiyetidir diye düşünüyorum. Evet. Ve kahve de onlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Yani bu nasıl ki ateşi insanlık bulduğu gibi hani pek çok işte yoğurdu, buru, sarmakla bitmez. Kahve de onlardan biri ve yani başka bir insan zevk alıyorsa hani bizim de zevk almamız herhalde kaçınılmaz diye düşünüyorum. Evet. Peki şimdi biraz sorulara geçelim isterseniz. Bakalım sorular olur, var. Olur, olur. Kitabın Türkçesini sormuşlar. Kitabın Türkçesi ne zaman çıkar diye. Ya aslında şöyle yani bu konuda benim hani şeyim yok, isyatim. Hani evet. Ama ben Türkçesinde özellikle
hani merak edenler için şunu söylemek istiyorum. Bizim öncelikli olarak geleneksel yemeklerimiz, pişirme teknikleri nedir, ne değildir? Bunu bir defa yapmak istiyorum. Hani sonra da zaten şu anda hazırlanmış durumda. Yani hani Edirne'den Kars'a bütün köy künyeleriyle, köy adlarıyla, yani hangi köyden neler var neler yokla, bunun tamamen bu envanteri enstitü sürecinde yayınlamak gibi bir düşüncem var. Hani. Evet, çok da ama güzel. şu anda Yemek ve Kültür Dergisi'yle devam ediyoruz. Hani haricinde Çiğa yayınlarından belge niteliği taşıyan, çünkü daha bizim öncelikli olarak bu sıralı gitmekte yararlı olduğunu düşünüyorum. Belge evet. niteliği taşıyan çok önemli kitaplarımızı hani derleyip toparlayıp yayınlamak istiyoruz. Sonra da peyderpey, hani bu çok hızlandırılamaz yani, öyle diyeyim. Evet, yavaştan. Yavaş. Ama nedir? Gerçekten şöyle bir şey olur. Sabırla. Bu konuda yani bizim bir kültür politikamız olur. Bu konuda hani popüler kültürden etkilenmeyen bir kültür politikamız olur. O zaman ben de hamallık etmeye buradan söz. Teşekkür ederiz vallahi. Ben teşekkür ederim. Özellikle Mulhiye diye Kıbrıslılar çok daha iyi bilir. Tavuklu ve kuzu yemeğini yaparlar. Bizde Mersin bölgesinde iki ismi var. Mulhiye'nin bir başka ismi de Elbeke. 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 Evet. Bu bölgede yapılır. Evet. Bir de Türkiye'de tanıtılacak olsanız, yani Türkiye'yi tanıtılacak olsanız hangi yemeği yaparsınız diye bir soru var. Ya yıllardır beri zaten yurt dışında yapıyorum. Bütün benim için bence şey yani şöyle söyleyeyim. Yurt dışında bugüne kadar tanıttığım pek çok, ister hani zeytinyağlı, hani ister etsiz, etli, hani kebap, aklınıza ne geliyorsa hani orada yapıyorsunuz. Evet. Ve onun kültürümüzdeki yerini de anlatmaya çalışıyorum. Evet. Yani bir yemek, bu yemeği biz bu zamanlar yeriz, şu açıdan yeriz diye. Ya da mesela diyelim ki işte ezogelin çorbası. Şimdi birden aklıma geldi. İşte bu ezogelin çorbasının aslında bölgede uydurmuş bir hikayesi var. Aslında ezogelin çorbası sonradan literatüre girmiş bir şey. Bu çorba yok değil. Ama sonra ona müthiş anlamlar şey yapmış. İşte ezogelin Halep'te hastanede yatarken hastane yemeklerinden gına gelmiş. Efendime söyleyeyim, kadın gitmiş mutfakta bu çorbayı yaptığı zaman herkes bayılmış hani, ve doktorlar demiş ki bu çorbanın adına ezogelin diyelim diye. Böyle bir şey yok. Hani, bunu da mesela bu tür bilgileri belgeleriyle Yemek ve Kültür Dergisi'nde peyderpey işlemeye çalışıyoruz. Hani. Evet. Daha da güzel şeyler yapacağınızdan eminiz. Yayınımıza katıldığınız için Musa Hocam çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Herkese sevgi ve selamlar. Yani mutfak kendi değerlerimize hani sahip çıkarken lütfen hani bu domates bizi bozdu, şu o bilmem ne etti gibi algının ötesinde yeryüzündeki bütün kültürlere saygı duyalım, inançlara saygı duyalım ki beraber yeşerelim bugünlerde. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Mutfak kültürüne yapmış olduğunuz katkılar dolayısıyla da çok teşekkür ederiz. Gerçekten güzel bir iş yapıyorsunuz. Gerek uygulama alanında, gerek de işte kitaptı, dergiydi vesaireydi. Bu alanları çok güzel tamamlıyorsunuz.
Var olun diyoruz. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Sizler de teşekkürler. İyi günler. Herkese selamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. KÜMAD, Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği.